Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python eğitim serimizde kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz yine operatörler içerisinde karşılaştırma operatörleri. Önemli bir operatör yapısıdır. Yani önemli dememin nedeni çok sık bir şekilde başvuracağımız bir operatör yapısıdır. O yüzden hemen hiç vakit kaybetmeden işleme başlayalım. Bu arada ben sizde videoya başlamadan önce dosyayı kaydediyorum. Kendime bir Visual Studio Code açıyorum. Yani videoda o taraf böyle sürekli tekrar tekrar açıp kayıt işlemini gerçekleştirmeyelim diye bunu yapıyorum. Öncelikle karşılaştırma operatörlerinden ilki küçüktür operatör arkadaşlar. Mesela X ve Y dedikten sonra 12'ye 9'luk bir X'e 12, Y'ye 9 gibi bir değer tanımlıyorum. Karşılaştırma operatörlerinin tamamı sonucu kontrol eder. Yani bizim iki karşılaştırma yaptığımız işlemi kontrol eder. Doğruysa true, yanlışsa false değerini bize döndürür arkadaşlar. Yani doğruysa doğruyu, yanlışsa da yanlış değerini bize döndürür. Geldim mesela print diyorum. Diyorum ki x küçüktür y. X'in değeri 12, Y'nin değeri 9'sa otomatikman X küçüktür Y mantığı çerçevesinde bunun bana yanlış döndürmesini beklerim. Niye? 12 9'dan küçük değil. Çalıştırdım. Bakın sonuç false olarak döndü arkadaşlar. Diğer operatörümüz bunun tam tersi büyüktür operatörü. Bu sefer ne beklerim? X Y'den büyükse bu koşul doğruysa sonucu true döndürmesini beklerim ki 12 9'dan büyük olduğu için bana bunu true olarak döndürecektir gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer bir karşılaştırma operatörü ise eşittir operatörü arkadaşlar. Bu arada eşittir yapısı operatör olarak kullanıldığında double eşit yani yan yana iki eşittir işaretiyle bunun bir karşılaştırma operatörü olduğunu anlar. Çünkü onun dışında tek eşittir koyduğunuz zaman o sanki bir değer tanımlıyormuşuz gibi algılayacaktır. O yüzden buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bu arada büyük eşittir, küçük eşittir de var. Yine aynı mantık çerçevesinde işliyor. Büyüktür, küçüktürün küçük eşittir, büyük eşittir mantığı çerçevesinde aynı işlemi gerçekleştiriyor. O yüzden oraya atladım. Yani göstermedim. Örneğin x 12, y 9'sa ben x'in 10'a eşit olup olmadığını kontrol ettiğimde bana otomatikman false sonucunu döndürmesini isterim. Çünkü x'imin değeri 12 arkadaşlar. Bakın false. Eğer bunu 12 olarak gerçekleştirirsem yine çalıştırdığımda bu sefer bana true değerini döndürecektir. İşte karşılaştırma operatörlerinde bir şeyin başka bir nesne yapısına eşit olup olmadığını kontrol edebilmemiz için iki tane eşittir işaretini kullanmamız gerekiyor. Peki bunun tam tersi yani eşit değildir kontrol etmek istersem bu sefer de ünlemin yanına bir eşittir işareti gerçekleştireceğim arkadaşlar. Mesela şurayı 10 yaptım. Sonuç ne dönecek? Bakalım true olarak döndü. Yani diyorum ki x 10'a eşit değildir değil mi diye soruyorum aslında ben Python'a. O da evet doğru değildir diyor. Eğer o bunu 12 yapsaydım bakın ne diyecekti? False olarak döndürecekti. Yani diyorum ki x 12'ye eşit değil mi diye soruyorum Python'a. Python ise bana diyor ki yanlış çünkü x 12'ye eşittir diyor arkadaşlar. Eşit değildir operatörü de bu şekilde kullanılıyor. Diğer bir operatör in operatörü arkadaşlar. In operatörü bir kapsama operatörüdür. Yani aradığımız bir şeyin başka bir şeyin içerisinde olup olmadığını kontrol eden bir yapı. Örneğin x eşittir gibi bir liste yaratıyorum. 1, 3 ve 5 şeklinde bu işlemi. Şimdi geldim dedim ki print 3 in x. Yani 3 x listesinin içerisinde yer alıyor mu? Yer alıyorsa true, yer almıyorsa bana false işlemini gerçekleştirecek arkadaşlar. Bakın çalıştırıyorum. True değerini bana dönderdi. Neden? Çünkü 3 x olarak adlandırdığım listenin içerisinde. Onun yerine 4 yazsaydım gidecekti yine kontrol edecekti ve çalıştırdığında sonucu bana false olarak döndürecekti arkadaşlar. Not eki yapısını gerçi dur burada göstermeyeyim onu.
iz yapısında anlatırım onu. İn yapısını anladıysak arkadaşlar, bir de iz yapısı mevcut. İz de, iz operatörü de aslında yani eşittir operatörü gibi çalışır ama aralarında çok büyük bir fark var. Onu nasıl anlatayım ben size? Şöyle göstereyim. Şimdi x eşittir 2 gibi bir değer girdim, liste oluşturdum. Y eşittir yine 2 gibi bir değer oluşturdum. Şimdi mesela bunu eşittir olarak bir işlem yaparsak, yani eşit midir kontrolü yaparsak arkadaşlar, sonuç bana true olarak dönecektir. Ama is operatörünü kullanırsam, is operatörü içerisindeki yapıdan ziyade oluşturulan nesnenin ID'sini kontrol eder. O yüzden öncelikle nesnelerin ID'leri için bir yapı kuralım. Print ID dedikten sonra x virgül diyorum şöyle, bir de y'nin ID'sini yazdırmasını istiyorum. Geldim, ikisinin de ID'sini tanımladım. Bakın, iki farklı ID bana sonucu gönderdi. ID yapısı oluşturduğumuz nesnelerin Python nezninde her birine atadığı bir kimliktir. Ve bu kimlik eğer farklı ise biz bunun farklı olup olmadığını is yapısıyla, yani birbirine eşitlik anlamında ID'lerinin eşit olup olmadığını anlamak için is yapısını kullanıyoruz arkadaşlar. Bunun için de örneğin geldim, dedim ki x is y yapısını kullanalım. Şimdi bir çalıştıralım. Bakın false döndü. Eğer is yerine ben eşittir mi yapısını kullansaydım, bakın sonuç true olarak dönecekti. Ama is yapısının dediğim gibi ID'sini kontrol eder. ID'lerde bir eşitlik varsa sonucu true döndürür. ID'ler farklıysa sonucu false olarak döndürecektir arkadaşlar. Şurayı da şöyle temizleyelim. Yine aynı şekilde, aynı mantık çerçevesinde is gibi is not yapısını da kullanırsak, hani eşittir ve eşittir değildir kontrolü gibi aynı mantık çerçevesinde is not olarak gerçekleştirip bunu yazdırırsak sonuç true döner. Yani burada da diyorum ki x'in ve y'nin ID'leri birbirine eşit değildir, değil mi diye soruyorum Python'a. Python da bana bunu true olarak döndürüyor. Is yanına not olarak eklediğinizde bu işlemi de bu şekilde gerçekleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi eşittir ve is aslında aynı gibi gözükse de farklı işlemler yapar. Bir tanesi yapının içerisini kontrol eder. Diğeri ise nesnenin ID'sini kontrol eder arkadaşlar. Python'daki karşılaştırma operatörleri de bu şekilde diyerek videoyu sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.